Arkadaşlar. Arkadaşlar, sakin olun. Bakın biz buradayız. Kimseyi dolandırdığımız falan yok. Haberlerde söyledi. Hepimizi kandırmışsınız. Evet, çok oyuncuklarımız vardı. Bizim öyle oyuncuklarımız var. Onlara o kadar para da yatırdık biz. Ne olacak onlar bakalım? Paramızı almadan şuradan şuraya git gençler. Paramızı istiyoruz kardeşim. Arkadaşlar. Nereye gideceğiz ya paramızı almadan? Ver paramızı. Rutin bir soruşturma geçiriyoruz. Basın olayı abartıyor. Rakip firmalarımızın işi bu. Kimseyi dolandırmadık. Paranız güvende. Biz sistemden çıkmak istiyoruz kardeşim. Paramızı verin gidelim. E ağzını öpeyim be. Evet çıkartın sistemden. O yoldan biçim çıkart ya. Ver paramı. Keşke verebilsem. Madem kar etmek istemiyorsunuz, paranızı bir yıl içerisinde 3'e 5'e katlamak istemiyorsanız buyurun yol orada diyebilsem keşke. Niye diyemiyorsun be? Desene o zaman o ponçik ağzına söyle ne diyecek? Sen de kafamı karıştırdın beni. Sen ne diyor bu ya? Kredi kartından böyle şık diye çektiğin gibi o paraları bize şap diye vereceksin. Hadi ver paraları ver o paraları ver. Veremiyorum. Soruşturma dolayısıyla bankadaki hesaplarımız blok altında. Ne oldu peki? Uçtu mu paralar? Yok. Sadece sistemdeki nakit akışı durdu. Blokeyi kaldırırsak sistem eskisi gibi tıkır tıkır işlemeye devam edecek. O tıkır tıkır işleyecek de o bloke nasıl kalkacak peki? Ondan haber ver bakalım bize. Bankaya bir miktar teminat göstererek bu blokeyi kaldırabiliriz. Sonra siz bostan ekip koyunlarınızı güderek para kazanmaya devam edebilirsiniz. Ama bunun için siz değerli bostan bank üyelerinin yardımına ihtiyacım var. Her üyemizden çok cüzi bir rakam, bir 500 lira kadar yardım alabilirsek eğer bu blokeyi kaldırabiliriz. Bu iyiliğinizin karşılığında da herkese benden 2 bitcoin hediye. Abi ya 2 bitcoin geri bak gördün mü? Başlarım senin bitcoin'una da bitcoin'una da. Ben paramızı kurtaralım başka bir şey istemiyorum lan. Ya İsmail sen saf mısın salak mısın bu oğlum ya? Biz bir tane bitcoin'u 400 liraya alıyorduk. Bak şimdi 2 tane veriyorlar bitcoin'dan. Bence çok karlı bunu kaçırmayalım. Bak kaçırırsak gider bu ya. Çok güzel bu bravo iyi. Evet. Ne diyorsunuz? Olsun! Olur, olur. Olsun. O zaman sloganımızı bir yüksek sesle söyleyelim mi? Benim adım Tosun. Herkes zengin olsun! Hep birlikte. Benim adım Tosun. Herkes zengin olsun! Aşk ile bir kez daha. Benim adım Tosun. Herkes zengin olsun! Baba sen ne ara bu kadar insafsız bir adama dönüştün ya? Vallahi sen böyle değilsin. Sen ne ara bu kadar acımasız bir adama dönüşüverdin ya? Anadolu insanına yakışır mı? Yakışır mı? Düşüne bir tekme de ben koyayım demek yakışır mı Anadolu insanına? Adamlar bostan bank olarak zor durumda diyorum ben sana. Ya oğlum bana ne lan bostan banktan? Ya adamlar bizi tokatladı gitti. Yani bir de bunun üzerine bir daha bizden para mı istiyorlar? Teyzeniz senin bu baban var ya bazen oldukça katı ve anlayışsız olabiliyor. Ne yazık ki bazen öyle olabiliyor İsmail evet. Bozgur babacığım ortada tokatlanmak diye bir şey yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Adamların banka hesaplarına bloke konmuş. Biz de bir miktar teminat göstereceğiz. Açtıracağız. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ne kadar vereceğiz? Ya bir şey değil. 500 lira. Ne? Lan oğlum parasında pulunda değilim. Vallahi değilim ya. Lan kerizlikle çığır açarız çığır. Yani bu adamları 2 kere enayi yerine koyduk dolandırdık diye bütün dünyaya rezil rüsva ederler lan bizi. Yeter ama artık baba ya. Ya vallahi bak senin bu cimriliğin inan ki benim burama geldi artık. Bak benim burama geldi yani baba. Annemi kaçırdın şimdi sıra benim kocama mı geldi ya? Ha? Ben de mi gideyim evden? Ben de mi gideyim evden? Bunu mu istiyorsun? Benim de evden gitmemi istiyorsan gerek yok yani böyle türlü türlü huylara, türlü türlü entrikalara yani. Direkt söyle bana yeter. Ne alakası var kızım ya? Of be. Bozgır baba, bozgır baba. Fedakarlık yapmadan başarı gelmez. 500 lira ya. Amma abarttın ya şunun şurasında. 500 lira. Seni bozdum ama artık. 500. Oh maşallah koyunlarıma bak be ya. Ay ne güzel yiyorlar. İsmail akşam Bozgur'un kredi kartından çek de bunlara organik yem alalım. Hemen semirsinler büyüsünler bunlar. Vallahi Bozgur baba daha para vermez ustam yani. Şimdilik mecburen bu şekilde idare edeceğiz. Tamam canım biz böyle de idare ederiz. Artık onlar da yavaş yavaş öyle büyür de.
İsmail, biz bugüne kadar niye kavga etmişiz bu oğlum ya? Birbirimize girmişiz kediler köpekler gibi. Ama bak, bizim ticari bir geleceğimiz varmış ki burada buluştuk yine bu oğlum vallahi. Meğersem ticari kaderimiz ortakmış bu oğlum. Birlikten kuvvet doğar. Öyle tabi ustam. Zaten biz neden hep seninle kavga ediyorduk? Çünkü ikimiz de fazla zekiyiz. İki beyin, iki otorite karşı karşıya gelince çatışma kaçınılmaz oluyordu. Aynen be ya. Ama şimdi el ele verince... Dünyayı dize getiririz ustam. Başaramayacağımız şey yok. Aynen öyle İsmail. İsmail bu sayfa niye kapandı acaba? Vallahi anlamadım ustam, açılmıyor diyor. Bak arka taraftaki deli kadın Wi-Fi'yi bizim şifresiz kaçak kullandığımızı çaktı. Kesti görüyor musun? Bak ay boynun altında kalsın inşallah. Çekil bakalım çekil. Şuradan şifresiz bir Wi-Fi bulmamız gerekiyor bizim. Hay Allah'ım ya. Ulan be ya. Ulan tam buraya kadar gelmiştik hayvancıklarımın hali ne oldu? Günlerdir konuşulan iş adamı 350 milyon lira ile kayıplara karıştı. Hay anasını be. Görüyor musun abisinin? Vay be. Oğlum ben bütün Türkiye'yi keselesem 350 milyon yine kazanamam ya. Vallahi ben de 5 liradan 70 milyonun ayakkabısını boyayacağım da anca. Ne keselemesi oğlum, ne boyaması Allah'ınızı severseniz ya. Çakal olacaksın ya, sırtlan olacaksın. Böyle ısıracaksın, 2,5 kilometre böyle taşıyacaksın ceylanı yani. Anlatabiliyor muyum? Selamun aleyküm. Bir de bunlar gibi enayi olacak. Ne anlatıyorsunuz acaba siz be? Şş, telefondan Wi-Fi'ni açsana, internette bir şeye bakacağız, çıkacağız. Hadi bakalım. Kardeşim, hiç ona gerek yok. Biz baktık, siz gayet dolandırılmışsınız yani. Eski haber o oğlum. Vallahi eski haber yani. Hiç öyle bir şey yok. Hiç merak etmeyin. Bir banka sorunu vardı. Böyle bloke edilmişti. Biz teminat yatırdık 500'er kağıt. Oradan o işi hallettik. Sen o işi takma canım. 500 kağıt. Evet. Teminat. O zaman sizi iki kere tokatlamışlar oğlum. Nasıl tokatlamışlar la? Sizin Tosun paralar alıp Arjantin'e kaçmış. Yok mu sizin haberiniz? Bizim Tosun Arjantin'e o tatile gitmiştir veya bunu aldı tabii adam buralarda. Onun hesapları bloke olmuştur. Biz bir 500 kağıt daha versek acaba bloke kalkar mı acaba? Kalkar. Kesin kalkar. Olmaz mı be ya? Ay o zaman gitti mi bizim Bitcoin'lar? Bitti abi yani. Bittin sen Cuma. Bittin. O zaman ben ne yapayım? Kaçayım ben. Bittin lan. Kaçayım. Gel buraya. Gel buraya kaçak. Gel lan. İsmail, öldürmene gerek yok. Zaten bir gün hepimiz öleceğiz bu oğlum. Bunlar bir tur daha atarlar hacı. İnanma etsin sana. Öldüreceğim sakın bu sefer etsin lan. Selamünaleyküm Bozdur babacığım. Sizden son bir ricam da olacaktı. Yine ne var İsmail? Kredi kartınızla bana gidiş dönüş uçak bileti alabilir misiniz diye soracaktım. Arjantin'e gideceğim de. Arjantin? Arjantin'de ne işin var lan? Yok muydu bizim bostan bahçılar? Şimdi bir süredir yoklar. Çünkü kendiler zaten çoktan Arjantin'e intikal etmişler Bozdur bacım. Ben de hani diyorum ki gidip peşlerinden paralarımızı geri alayım. Paramızı kurtarayım yani. Niye haydi derek yerinde kalsın ki paramız? Yani Bozdur baba yalnız sonuçta bizim helal paramız yani onlar. Kendileri bizim boşluğumuzdan faydalanıp tokatlamışlar bizi. O yüzden son çaremiz ne? Ne? Allah belanı versin İsmail. Oğlum beni bitirdin ulan. Yazıklar olsun İsmail ya. Beni de yaktın, beni dolandırdın ya. Ben gidiyorum yani. Halim varsa gör, bitti ya. Buraya kadar terk ediyorum ben. İşte. Allah belanı versin. Allah. Beni bitirdin. Kovuyorum lan seni. Kovuyorum lan. Çekil lan. Allah belanı versin. Biz seni bitirdin ulan. Beni bitirdin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.